bir kilo fazlasını gibi şampiyon da olabiliyordum. Ama kolumdan sakatlık geçirdiğim için silkme yarışmamı riske atmak istemedim. Katıldığımız ilk büyükler maçıydı. Bizim için büyük bir maçtı daha doğrusu. İlk madalyamızı büyüklerde aldık. Daha önce hep Duygu ile birlikte aynı maçta yarışıp madalya alıp birbirimizi desteklemeyi çok istiyorduk. Şu an istediğimiz oldu, madalyamız da oldu. Daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Çok mutlu oldum çünkü her sporcunun hedefi Türk bayrağımızı dalgalandırmak olduğu için benim de hedefim oydu ve ben çok istiyordum zaten. Bayrağı görünce zaten böyle tüylerim ürperdi hani külliye girerken, ama bana güç verdi yani Türk bayrağımızı orada görmek. Halter'e 7. sınıfta başladım. Resim dersindeydik. Hoca halter branşı var demişti. Ben çok merak ettim. Halter nedir bilmiyorduk biz. Biz daha sonra ben gittim önce. Sonra Duygu'ya dedim hadi sen de gel benimle birlikte. Biz gittik, hani halterin ne olduğunu, nasıl yapılır bilmiyorduk. Sonra ben devam ettim, Duygu gitmeyelim dedi. Ama ben ona izin vermedim, hadi gideceğiz dedim, benimle birlikte götürdüm. O şekilde başladık halter'e. 10 yıldır halter yapıyoruz. Öncelikle dünyada da madalya almak, çünkü Avrupa'da madalya mı aldım, dünyada da madalya almak. Daha sonra çok iyi çalışıp 2028 olimpiyatlarına Duygu ile birlikte hazırlanmak. İnşallah olacak. Madalyamızı dediğim gibi önce Türk milletimize, çünkü biz bu bayrak için çalışıyoruz, çok gururluyuz. Daha sonra anneme babama çok teşekkür ediyorum bize verdiği desteklerden dolayı. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz bize bu imkanları sunduğu için. Ve Halter Federasyonu'na da teşekkür ediyorum. Onun duygusu tarif edilmezdi çünkü ben kendi yarışmamda da çok heyecanlanmıştım. Ama Burcu'yla zaten sürekli aynı yerde çalışıyoruz. Bir takım kampında da beraberdik. Sürekli yan yana aynı pistte çalışıyoruz. O bir aslında bir kolundan dolayı bir sakatlık geçirmişti kampta. Bayağı bir etkilenmişti ilk bir hafta. Hatta çok ağlıyordu o. Hatta demiştim ki bu ağlayışların boşuna değil diye. Öyle de oldu. Avrupa üçüncüsü oldu. İlk madalyasını aldı Bülter Avrupa'da. Ben Burcu'nun yarışmasına çok heyecanlandım. Böyle tribünde oturmuyordum, yere oturmuştum, videosunu öyle çekiyordum. Çok heyecanlanmıştım. Daha önce Burcu'nun Büyükler Avrupa şampiyonası. Daha önce Romanya'ya gitmiştik biz gençlerin 3-6. İki tane Avrupa'ya beraber çıkmıştık biz Burcu'yla. Ondan önce tek başıma olduğum zaman çok zor oluyordu çünkü evet arkadaşlarım var ama kimse benim kardeşimin verdiği yakınlığı ya da onun verdiği desteği veremiyordu. Burcu ile her yarışmaya gittiğimde rahatım. Böyle hem birbirimizi destekliyoruz, bazen tartışıyoruz, kavga ediyoruz. Yine de aynı ya. Aynı. Biz 5 kardeşiz. Bizim bir küçük kız kardeşimiz var, Züleyha. O da Yıldızlar Avrupa ikincisi halterde. O da halterciydi. Çok gururlanıyorlar. Annem, babam, biz bazen mesela antrenmanda oturup ağlıyoruz, yapamadığımız zaman kızıyoruz. Onlar da bizimle üzülüyorlar. Madalya alıyoruz, onlar da bizimle seviniyorlar. İlk madalyamı ben İslam oyunlarında aldım. 3 altın madalya almıştım, şampiyon olmuştum. Evet. Daha sonra gençlerin 3-5 altında 3 gümüş madalya aldım. Daha sonra gençler 23-5 altı aynı yarışmasında, daha sonraki yarışmasında 3 bronz madalya aldım ve şu anda tek gümüş madalya aldım, Büyükler Avrupa şampiyonu. İlk olarak başta anneme, babam, onlara çok teşekkür ederiz. Daha sonra bize desteklerini esirgemeyen kulüp antrenörümüze, Matan Mutlu hocamıza çok teşekkür ederiz. Daha sonra devlet büyüklerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bize bu imkanları sunduğu için çok teşekkür ederiz. Milli takım teknik direktörünü 2,5 yıldır sürdürmekteyim. 2,5 yıldır biz beraberiz. Çalışmalarımız, kamplarımız düzenli bir şekilde devam ediyor. İkiz kardeşler, Burcu ve Duygu Alıcı kardeşler, ilk Avrupa Şampiyonası'nda almış oldukları madalyalar çok sevindirici oldu bunlar için. Çünkü büyüklerde Avrupa'da ve dünyada madalya almak çok zor. Rakipleri çok güçlü. O yüzden onlar da çok bizi sevindirdi. Hem ülkemizi sevindirdi hem bizleri sevindirdi. Gelecekte çok büyük işler yapacağının kanaatindeyim. İnşallah iyi çalışırlar. İkisi rakip değil ama ikiz kardeşler. Antrenmanları da beraber yapıyorlar. Odaları da beraber paylaşıyorlar. Yani her şeyleri beraber. Hiç birbirinden ayrılmıyorlar. Çünkü aynı anda ikiz kardeş olarak doğmuşlar. Diğer küçük kardeşler de var. O da halterci.
ileride iyi madalyalar alacağı kanaatindeyim. İnşallah iyi bir çalışmalar sonucunda ülkemize çok madalyalar kazandıracaklar.